Biraz da kısırlıktan bahsedecek olursak, erkek ve kadınlardaki kısırlıktan bahsedelim dilerseniz. Ha, evet olur, kısırlıktan bahsedelim. Şimdi bayanlardaki kısırlığın sebebi genellikle prolaktin hormonu yüksek olursa, prolaktin hormonu östrojen ve estrojen hormonlarını baskılar. Prolaktin hormonu da neden yükselir? Hipofiz vezesinin altında, hipotalamusun altında hipofiz vezesi var. Böyle sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir organ, bütün organ hormonların orkestra şefi gibi. Bütün hormonların ne kadar, nerede, hangi hormondan salgılanacak hipofiz bezesi yönetir. Bu bezenin sapında toplu iğne başı kadar bir mikroadenom, yani kist oluşursa hormon anormallikleri başlar. Prolaktin annelik sütünü artıran bir hormon, dişilik hormonu. Kadınlar hamile kaldığı zaman yavaş yavaş prolaktin hormonu yükselir bayanlarda. Erkeklerde düşük olması gerekir. Onun bir seviyesi var. Erkeklerde yükselirse tehlikeli. O zaman erkeklik cinsel hormonu etkiler. Erkeklerde iktidarsızlığa sebep olur. İşte bu nedenle prolaktin hormonu çok önemli. Bir de makroadenom var. Makroadenom eğer toplu iğne başı kadar değil de efendim nohut kadar olursa buna da makroadenom denir. İki çeşit kist oluşabilir. İkisi de çok çok riskli. Ameliyatı da zor. Yani göze giden sinirler bu adenomun hemen yanından, işte hipofiz bezesinin yanından geçtiği için ameliyat riskli, Allah korusun, kör olma tehlikesi var. Buna telefon denir. Bağlantımız var İbrahim Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mazhar Bey. İyi akşamlar. Televizyonumuzun sesini biraz kısabilir miyiz? Alo. Alo. İyi akşamlar Mazhar Hanım. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Mahizer. Mahizer. Evet, buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz? Ben B12 vitamin eksikliği var bende. Evet. Evet. Evet, B12 vitamin yetersizliği varmış. Şimdi B12 vitaminine dönmeden önce eğer ki hipofiz bezesinde mikro veya makro adenom varsa tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde hamileliği önler bu. Çünkü östrojen hormonunu baskılar. Evet. Erkeklerde de hormonu baskılar, kadınlarda da hormonu baskılayıcı özelliğe sahiptir. Neyle mümkün tedavisi? Kişi iksir kullandığında yavaş yavaş kademeli artırarak bu adenom kendiliğinden yavaş yavaş erir. Bir beyefendi gelmişti bize. Prolaktin hormonu kadınlardaki hormonun da 3 katını yukarı çıkmış, fırlamış gitmiş. Dedi ki ya, doktora demiş ki burundan gireceğiz, ameliyat edeceğiz ama 6 ay sonra yine çıkar demiş. Yani çözüm yok. Adamcağızda cinsellik sıfır, bitmiş. Üzüntüden evden dışarı çıkmıyor. Yiyor içer yatıyor. İnternetten görmüş beni, arada dedi ki ya gerçekten iyileşebilir miyim? Geleceksin, göreceksin, deneyeceksin. Yani garantisi yok bu işin. Gel bakalım, görüşelim. Biz ona iksir, aloe vera jel efendim, yoğurt otu forte vesaire verdik. 6 hafta sonra tekrar doktoruna gittiğinde doktor demiş ki evladım tamam, hiçbir şey kanlamamış, gerek yok, kullanma. Bu arada tansiyonu, kolesterolü, bütün değerleri düzeldi. Aynı şekilde prolaktini 120 olan Zehra Hanım, bir hanımefendi de hamile kalamıyordu. Çünkü çok çok aşırıydı. Bu da hipofiz bezesindeki mikro adenomdan kaynaklanıyordu. Böyle birçok vaka var. Evet. Peki kısırlığın bitkisel yollarla çözümü mümkün mü? Birçok tıbbi yollarla kişiler başvurular yapılıyor ama hani kısırlık çözüm nasıl olacak? Tabii. Yapacak? Şimdi mesela eğer ki hipofiz bezesindeki problemden kaynaklanıyorsa bu durum, bunun tedavisi gerekir. Kolay. Fakat eğer ki bayanlarda başka hormon anormalliklerinden dolayı kaynanıyorsa kısırlık, bunun için de dünyada en etkili bitki hayıt. Evet. Ülkemizde yetişir. Bunun damlası, drajesi, kapsülü var. Biz bundan çok özel bir formül geliştirdik. Mesela Almanya'da Profesör Doktor Dietmar, bu
burada klinik araştırması yapmış. Ayrıca Marburg Üniversitesi kadın doktorlarını, yani gynekologların asla çocuğu olmaz dediği, %100 kısır dedikleri bayanlar üzerinde hayatla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Hepsi normal yorla hamile kalmıştır. Hormon anormalliğinden kaynaklanıyorsa, eğer ki yumurtalıklarda veya flopta, tüpte herhangi bir yapışıklık, iltihap, kist, miyom varsa bu farklı. Bu da iksirle tedavi edilebilir. Evet. Evet.